Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda pek çok yerde görülen, açamadığı oyun olursa iade garantisi veren bilgisayara sağlamlık testi yapacağız. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere oynamaktan keyif aldığımız bir oyun var, ondan bahsetmek istiyorum. Oyunun adı Vikings War of Clans. Dünya genelinde 20 milyondan fazla oyuncunun oynamakta olduğu bu strateji oyununda hiç durmadan savaşlara katılabilir, kaynaklarınızı geliştirebilir veya daha güçlü olmak için ittifaklara katılıp oyundaki görevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi siz de bu oyunu mobil cihazlarınıza indirip bu devasa strateji oyununa dahil olun. Eğer oyunu aşağıdaki bağlantılardan indirirseniz sağlam, nitelikli bir başlangıç yapabilmeniz için 200 altında bizden hediye. Şimdi gelin artık videomuza. Çağdaş, açamadığı oyun olursa dedin ama aslında bizim buradaki esas amacımız bazı testler uygulamak ve o testleri uyguladıktan sonra bakalım hala oyunu açabilmeye devam ediyor mu? Esas derdimiz bu. Biz de kenarda duruyordu. Arada bir Lütfi ile Counter Strike falan oynuyorduk. Çok çok fazla mail attınız bize. Abi telefonları yapıyorsunuz, laptopları yapmıyorsunuz falan filan bilmem ne. Onun üstüne biz de dur sakin. Aynen. Onun üstüne biz de dedik ki şu oyuncu bilgisayarına bir sağlamlık testi yapalım. Şimdi abi direkt başlayalım bence. İlk ihtimal tabii ki de hepinizin aklına gelen ihtimal üstüne su dökülürse ne olur? Ya benim başıma geldi, eve gelen misafir çocukları da belki dökebilir. Sarıyı değil, önce suyu mu dökelim? Aynen, önce? İlk su. Bu gazlı mı? Gazlı. Buyurun. Şimdi Lütfi mesela büyük bir hevesle oyun ekranına girdi, ben geldim. Lütfi abi, Lütfi abi dedim. Aman, aman. W çalışıyor. Evet, Space de çalışıyor. Artık şeyi söyleyebiliriz. Bir dakika. Test... Patlamasın. Bilgisayardan garip sesler geliyor. Ben bunun enerjisini çekiyorum. Duyuluyor mu sesler bilmiyorum ama çısır çısır ses geliyor bilgisayarın içinden. Gidiyor. FPS düştü yalnız. Yani artık açamadığı oyun Counter var. FPS bayağı gitti. Yok şu abi an... şu an sulu sulu oynuyorsun. Bence geçti bu testten. Şuradan hissediyorum bilmiyorum ama bence geçemedi. FPS gitti şu an, düştü. Yani hissedilmiyordur ama benim gibi şahin gözler bunu hisseder. Abi sen pro gamer. Geçti arkadaşlar. Neyse hiç geçti. Tamam. Yok, geçti. O zaman bir de gazlı bir şey deneyelim. Aynen, bir önce bir temizleyelim şunu bir. Tamam. Arkadaşlar su testinin kısa vadede geçti diyebiliriz. Yani bir 5-10 dakikada duruyor. Bilgisayar çalışmaya devam ediyor. Oyunu da oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir sıkıntı yok. Çağdaş hile yazıyor bir yandan. Şu an bir de hoparlörün oraya çok geldi. Hoparlörü biz aslında test etmeyi unuttuk. Bir onu bir deneyelim. Bir ateş etsene. Hoparlörde de şu an bir sorun yok. Hemen bu gazlı içeceği de şöyle bir silelim hızlıca arkadaşlar. Aynen. Ve teste bakalım. Şunu bir devirelim. Şu an için bir sorun yok arkadaşlar. Ancak uzun vadede bence sıkıntı çıkartabilir. Bence çekimde bir iki saat daha sürer. Aynen öyle. Yani bir şey olursa göreceğiz bence zaten. Olur. Yeni ama yeni. Şu ana kadar iki level'da da açamadığı oyun söz konusu değil. Hem de ıslakken. Şimdiki senaryomuz şu. Bilgisayarın şarj aletine ayağınız takılabilir. Kablosuna düşürebilirsiniz arkadaşlar. Biz onu yani gerçekleştirmeyeceğiz. Masadan düşebilir. Aynen, aynen, direkt düşebilir. Çağdaş bir ittirecek. Yalnız Çağdaş az önce oynarken beklerken kendisi de itiraf aynen etti. Oyunda aynen bir FPS düşüşü evet hakikaten var. Var. Yani oyunu açıyor ama şu an ağır çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela oynuyordu, kabloya çarptı, bu böyle bir sallandı, sonra düştü. Bakalım hala oynatmadığı oyun var mı? Evet. Çok üzüldüm, hiç beklemiyordum. Bu gidiş çok erken oldu ya. Evet, hiç beklemiyordum yani. Versene o kadar ya. Suya mu ya da ya? Acaba 500 defa basarsan bir şey olur mu? Şöyle bir Türk usulü vurduk arkadaşlar, vurunca çalışır. Gitti ya, aslında başka testlerimiz de vardı da. Çağdaş diyordu düşürmeyi ilke alalım, onda hiçbir şey olmaz. Aynen, ben düşürdüm. Sonra alırız diyordu. Al sana düşürme. Vallahi çok şaşırdım. Bir 5 dakika ara verelim arkadaşlar, 5 dakika sonra bir daha kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar bahçeye geldik çünkü bilgisayarı biraz kurutmak istedik. Kuruttuk hatta ama sonuç değişmedi. Masadan düştüğünde maalesef fişi çekti. Yaklaşık olarak da bir 45 dakika kadar beklediğimizi belirtelim. Bizim tahminlerimiz şu yönde: düşme anında hard diski veya anakartına bir arıza oluşmuş olabilir. Her şey olabilir. Sonuç olarak şu anda bilgisayar açılmıyor. Yani düşme testinden geçemedi. Şimdiki senaryomuzda daha çok çocuklu aileler ya da kardeşi olan insanlar bizi daha iyi anlayacaklardır. Şimdi mesela Lütfi şu an burada bilgisayar takılıyor. Ben de Lütfi'nin kardeşiyim. Çok küçüğüm. Geldim, dedim ki abi ne yapıyorsun? Abicim ne yaptın?
Evet, şu an bu hamlede benim gördüğüm zarar menteşelerde. Muhtemelen bilgisayarımız... Ya bilgisayar çalışsaydı çalışmaya devam ederdi çünkü evet. Herhangi bir kablolu bir arıza yok şu an. Yok. Arkadaşlar yapabildiğimiz kadarıyla bütün senaryoları denedik. Kafamızda daha birçok şey vardı ancak ikinci testte maalesef fişi çekti. Olur böyle şeyler, yapacak bir şey yok. Demek olabiliyor. Ki oyuncu bilgisayarların sağlamlık konusunda çok fazla bir iddiası yokmuş. Buradan bunu anladım. Yok. Çünkü... Ben gözlüğümü çıkartayım ya. Aynen, lütfen gözlüğünü çıkart. Çünkü şöyle bir durum var arkadaşlar. Masadan düşme de çok sert değildi. O elimle çekme hareketi de gerçekten çok sert değildi. İkisinde de tık tık gitti menteşelerden. Şimdi ters katlamış olduk. Böylece arkadaşlar artık içeriğimizin sonuna gelmiş olduk. Dediğimiz gibi çok farklı planlarımız vardı. Çok değişik şeyler deneyecektik fakat bir anlamı kalmadı. Artık zaten herhangi bir oyun açabilme şansı da kalmadı. Yani bu videodan çıkacak ders şudur ki oyuncu bilgisayarınız varsa dikkat edin arkadaşlar. Biraz hassas gibi duruyorlar. Aynen. Masadan düşünce gitti, ipi çekti yani direkt. Artık bitirelim abi. Evet. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıdan bize sormayı unutmayın. Bir de sizin böyle bilgisayarınızın başına garip bir şeyler geldiyse, çok çok bozulduysa mutlaka bunları da yoruma yazın arkadaşlar. Tecrübe aynen. Olsun insanlara diyelim. Vikings War of Class'taki 206 hediyenizi unutmayın diyelim. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Şu an Lütfü'nün oynaştığı yerlerde farklı videolar var. Onları tıklayarak farklı Web Tekno içeriklerini izleyebilirsiniz. Ayrıca şunun sallandığı yerde de muhtemelen abone ol butonu var. Ona da tıklayarak abone olabilirsiniz. Bu arada şunu belirtmem lazım. Kablolar bayağı sağlam. Allah kahretsin.